Ruhumun hatırlıyor musun? Tamam, dünyaya ağlayarak geldin ama o andan itibaren mutlu olabilmek için hep bir arayış içindeydin. Annen yapar. Mutlusun, bakkaldan meyve aldın. Mutlusun, mahallende bir futbol maçı veya küçük bir salçalı ekmek. Peki ya şimdi? 20 yıl geçti ve bütün dengem değişti. Artık kocamanım, istediğim her şeyi yapabilirim. Ve internetle beraber mutlu olabileceğim sonsuz olana sahibim. Ama mutlu değilim. Hiç böyle hissettin mi? Hiç sıçarken tuvalette çılgın femil yüzünden bir saat tıkılı kaldığını ve hayattan nefret ettiğini hissettin mi? Ben hissettim. Dopamin gerçekten tehlikeli bir şey. Kendisi bir hormon. Mutluluk hormonu. Ne zaman bir beklentim, ödül veya tatmin sürecine girersen salgılanan ve ilk insanın bile avlanarak hayatta kalmasını sağlayıp bu günlere gelmemizde rol oynamış. Motivasyon hormonu. Bu etki o kadar güçlü ki 48 yılında yapılan bir deneydi. Fare her düğmeye bastığında beynine dopamin verirse farenin açlıktan ölecek olsa bile saatlerce düğmeye bastığını keşfettiler. Evet, bu gerçekten muhteşem saniye. Yani bu etki gerçekten önemli. Bir şey çabalaman ve iyi hissetmen tamamen bu yapıdan. Ama iyi hissetmiyoruz. Çünkü herkes dopaminin bug'ını buldu. Artık bize bu kimyasal o kadar kolay salgılatıyorlar ki bu duyguyu her istediğimizde kolay yolu tercih ediyoruz. Ve bu zevk eşiğimizi yukarı çekerek bizi bağımlı yapıyor. Kusursuz algoritma, sonsuz kaydırma, beyni bildirim, herkesin reklamını yaptığı kumar, rank sistemi, günlük ödüller. Hayır, ben karımı dövebilirim çünkü 200 milyon puanım var. Sanırım bizi bozdular. Artık bu eşik o kadar yükseldi ki normal şeyler beni tatmin etmiyor. Neden tek parmağımla benim için en uygun ve tatmin edici video gelecekken bu videonun metnini yazıyorum ki neden 4 aydır sadece dışarıdan yemek yiyip uyuyorum diye sosyal medya döngüsündeyim. Evet. Sosyal medyayı bırakıyorum. Tamam, olay şöyle. Benim gibi bağlanmış ve odaklanma sorunu geçiren insanlar için YouTube'da bir challenge gördüm. Dopamin detoksu. Videoda insanlar bu kimyasalı kolay salgılayan bütün alışkanlıklardan uzak durup beyinlerini format atmaya çalışıyorlar. Ve bu olay dopamin düzeylerini normale döndürdüğünü ve insanı daha odaklı, mutlu, özgür ettiğini iddia ediyor. Ne kadar evrim ağacı buna terminolojik olarak... Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Şu adamın ben mutlu olmadan o kadar çok eminim ki. Ve bu olay dopamin düzeylerini normale döndürdüğünü... Hayır, şu adam mutlu değildir ya. Bu adam gerçekten, ben bu adamın mutlu olduğuna falan inanmıyorum. Şunun var ya, zerre kadar bu videoyu kapattıktan sonra Allah belasını versin falan dünyanın diyordur ve yani. Ve insanı daha odaklı, mutlu, yani. Özgür ettiğini iddia ediyor. Ne kadar evrim ağacı buna terminolojik olarak saçmalık deseydim ve ne kadar terminolojiliğin ne anlama geldiğini bilmesem de 200 kilo Discord modumu dönüşmemiştim. Bunu denemem gerek. 30 gün boyunca sosyal medyanın yanında oyun, dizi, Mansur Başkan, fast food ve keşfetten kızlara bakmak desek. Ve bu son keşfete bakışım. Evet, bu gerçekten son. Tamam, bıraktım. I love her it. Her şeyi bıraktım. Ve telefonum düştü. Tamam, sosyal medya yok. Yaparım. Hadi bakayım saniye. Tamam, bu kadar sessizlikte bir şey fark ettim. Gerçekten kendime çeki düzen vermem gerek. 5 aydır evde mağara adamı gibi yaşadığım için berbat sakalım ve serik saçımdan Greg As'a benzemeye başladım. Benim hastanın altına sokunca mevlut. Protest saç. Fazla kendini kandırma. Saç ektirme çok zamanım alır. Herhalde hayat seni zor duruma soktuğunda onlarla yaşamayı öğrenmem lazım. Evet, şimdi de Brom'a benzedim. Tamam, bebek gibi oldum. Ama aynısını odam için. Bekmiş. Hüseyin Aktepe'yi tutmak için odamı tamamen topladım. Ve kendime hakim olabilmek için telefondan tüm uygulamaları sildim. Ama en önemli şeyi unuttuk. Bilgisayar. Evet, artık Hüseyin Aktepe'yi dönüşebilirim. Ve son olarak sorumluluklarımı yerine getirebileceğim bir şey lazım. Tamam, sakin ol, bu hile değil. Çünkü mesela laptopu gönderirken içine sosyal medyaya girmemi engelleyen bir kod yazdı. Evet, çok teşekkür ederim sen. Oğlum çok şey lan. Her şey bittim. Artık yatmam lazım. Hadi bakayım. Sakın yorumlarda dalga geçmeyin. Normalde uykudan önce bir Taylor, bir tavuk durum ve yatakta 2 saat video izlerim. Ama şimdi hiçbiri yok. Sadece ben, tavan ve yalnızlık. Hadi deneyelim. Oğlum çok kötü ya. Bu harbi bir şey söyleyeyim, zor. Harbi bu zor chat ya. Uyuyamadım. Sessizlik yüzünden hayat hakkında çok fazla şey düşündüm. Gereğinden fazla. Sanırım telefonla uyumak kafamdaki sesleri bastıran şeymiş. Onlar olmadan her şey çok sessiz. Ve bir şeyler düşünmek zorundayım. Tamam, bir kere daha deneyelim. Ben gerçekten bağımlı. Oğlum ben kesinlikle uyuyamazdım bu arada. Ben telefondan herhangi bir şekilde böyle speedrun videoları açıyorum. Böyle koyuyorum yanına. Uyurken böyle bir anda gözlerim şak diye gidiyor. Yoksa ben... Onu düşündüm de evet ya, ben gerçekten beceremem sanırsam. 5 saat. Kafe. Günaydın. Bugün detoksumun ilk günü ve iki şey fark ettim. Bir, telefonda 0 bildirim var ve hiç mutlu değilim. 2, niye her sabah ilk iş telefona bakıyorum? Hatta merak edip baktım. Günde 250 kere telefonun kilidini açıyormuşum. Eğer bu işi düzgün yapacaksam bunu halletmem gerek. Abi bana elindeki en kötü telefonu verir misin?
250 TL'yi aldım ve sınırım içinde beni bağlı yapabilecek hiçbir şey yok. Sadece kıble yönü, zekat hesaplayıcı, bir tane futbol oyunu. Zekat hesaplayıcı. Teknolojiden tamamen arındım. Sadece aramalar. Artık hiçbir şey yok. Bu 30 günü akıl sağlığımı kaybetmem için yeni şeyler deneme ve dışarı çıkmaya acımam lazım. Ama büyük bir sıkıntı var. Video fikrini aldım Niklas bu challenge yaparken. Amerika'da büyük bir villada oturuyor. Yüzüyor, doğa yürüyüş yapıyor. Mükemmel bir hayat yaşıyor. Ama ben Akyazı'da yaşıyorum. Şimdi büyük ihtimal Akyazı neresi lan diyorsundur. Burası Sakarya'da köy gibi bir yer. Ama Sakarya nerede onu da bilmiyorsundur. O da burada. Ve Akyazı gerçekten garip bir yer. Her yerde Ak ile başlayan dükkanlar falan var. Aktaş, Akgün, Akal, Akyazı, AK Parti zaten %81 ile kazandılar. Ve bu yüzdeden dolayı her yerde dede var. Hepsi merkezde büyük ekrandan güreş ediyor. Ya da asla açılmayan fıskiyenin yanında oturuyor. Yani sosyal hayat yok. Sadece arada kaldı. Eyvah. Ne oldu lan? Ama telefonunu bedava şarj edebiliyorsun böyle. Direğe üçlü priz falan bağlamışlar. Ve Akyazılılar birbirine o kadar güveniyorlar ki esnaflar kepenk kapatmadan gidiyor. Ve her şeyi bedava yiyebiliyorsun. Elma aldım. Ya da bedava oturabiliyorsun. Çaldı bu arada. Ve istiyorsan zıplayabiliyorsun. Saniye elma çaldı az önce. Ve bunu normal karşılığı diyor. Harbi yok. Bomboş. Gece maksimum bir nargile içersin. Veya kahvehanede bir çay. Ve o kadar absürt ki orada dışarıken Akyazı'da yaşayan başka bir fenomen gördüm. Abselam bölüyorum ama Hamza hatırlıyorsun. Aynen. Hamza İbiç de burada yaşıyormuş, tanıştık falan. İşte burada da anlatmaya çok kısa gerek yok. İşte Akyazı böyle. Ve burada 30 gün internetsiz durmak zorundayım. Ve bunları anlatırken gece oldu. Yani 29 günümüz kaldı. Bu arada gereksiz bilgi ama yol duyururken düğün salonuna denk geldim ve videoya içerik çıksın diye düğüne katıldım. İşte birden halaya falan girdim ve akşam yemeğini bedavaya getirdim. Oh afiyet biraderim, mantıklı adam ya. Bir gece daha. Harbi mantıklı adam yani, hiç umurunda değil. O neydi öyle? İkinci gün. Ve gerçekten berbat hissediyorum. Kalktığım gibi refleks olarak elime telefonu attım. Ama yoktu. Ve 24 saattir hiçbir şey yapamıyorum. Bu gerçekten acı verici. Sanırım bu acıyı atlatacaksam yeni şeyler denemem lazım. Bir liste çıkarttım ve şunlar var. Gezmek, yeni hobiler, arkadaş edinmek ve basmak. Yani spor anlamında. Tamam, büyük plan hazır. Gezmek için rastgele bir şehre bilet ve yeni hobiler için 3 farklı eşya satın aldım. Ama bu kısımlara sonra geleceğiz. İlk basma kısmını hallederim. Bir yıldır hayatsız gibi beslendiğim için bedenim tamamen iflas etmiş durumda. Bu arada beni ilk defa çıplak görüyorsunuz. 76 kilo oldum ve bir yıldır istemiyorum. Ama neyse ki dopamin salgılan yiyecekler yok. O yüzden tek yapmam gereken şey spor. Bakalım en son vücuduma ne olacak. Hadi gidelim. Bu arada kısa bir bilgim. Bildiğiniz gibi vlog videosunda hep yürüyordum. Ama artık yeni bir taşıtım var. Dede bisikleti. Sedyesi birazcık artık ve zili çalışmıyor. Ama artık her yere bununla gideceğim. Yapay zil de o. Güzel. Tamam, sürdükçe götüne olsun. Giriyor. Bu çok iyi bir şey bu arada. Sağlam bir bisiklete benziyor. Gerçekten sporu burada mı yapacaksın? Hayır. Hayır. Nefret ediyorum. Farklı bir yer lazım. İlginç ama Akyazı'da bir tane spor salonu buldum. Sanırım başka seçeneğim yok. Güzel. Evet, burası biraz spor salonu gibi. Dışarıdan stres gittim. Burada bağırmak serbesttir bence. Oha, bu fiyatla nasıl yapacak bir şey yok. Oh. Evet, şarkı dinlemek de yasak olduğu için ayak sesimi dinlemek zorundayız. Ya da bu maddeyi es geçelim. Aferin oğlum, aferin. Hadi saniye. İyisin. Tamam, birinin de beni böyle çekmesi lazım. Abi sporla alakalı video çekiyorum da tek başıma çok zor oluyor ya. Beni çek... Şuraya basacaksın abi. Üç kere basacaksın abi. Oğlum bu arada bir şey söyleyeceğim. Saitama'ya dönüşebilir ha. Şaka yok. Yaran'ın da inanılmaz derecede az Saitama'ya dönüşebilir. Bunun şakası yok. Ve kel. Tamam, bunu 28 gün daha yapmam lazım. Ve bunu da yapmamam lazım. Bana yeni yiyecekler gerek. Çetin Kaya AVM. Herkes bunu bekliyor biliyorum ama içinde sadece market var. Mısır, domates, marul, biber, salatalık, şu ottan, yeşilse herhalde sağlıklıdır. Yumurta, peynir ve yulaf. Bunlar da protein. Evet, bu video bayağı maliyetli olacak. Yalnız Saitama olsa ben de şaşırmam bu arada. Ve tamamı 300 kalori. Artık her akşam bunu yemek zorundayım. Ama video izlemeden. Sessizlik içinde. Oğlum çok kötü ya. Kanka nasıl yapabiliyorsun? Saniye kafayı sıyırmış. Abi Saniye delirmiş. Saniye aklını kaçırmış. Kelini. Dayanamayacağım. Söyleyeceğim. Ne yapıyorsun sen Saniye ya? Delirmiş misin ya? Aa, kanka en son oturduğumuzda akli dengesi çok yerindeydi. Ne yapıyor? Bunu nasıl dayanabiliyorsun sen? Hayır.
Hadi oğlum, yanındayım, yanındayım. Hala daha bir şeyler yapabilirsin bence. Hepiniz... Yorumcular demiş ki bu kısımlardan eleştiri aldık. O zaman neden izlemiyorsun? Bir saniye. Buraya 50 kane attın. Bu videoyu diğer yayıncılar... Tamam. Tamam. Ha, yemek yiyorsun. Saniye. Buradayım. Saniye. Saniye. İzlemeyeceğim. Bu challenge'ı başarmam gerek. Bittim. Sanırım artık daha sağlıklıyım. Bugün uzun zaman sonra ilk defa erken uyumayı deneyeceğim. Çünkü oyun yok, dizi yok, YouTube yok, arkadaş yok. Gece gerek. Bittim. Sanırım artık daha sağlıklıyım. Bugün uzun zaman sonra ilk defa erken uyumayı deneyeceğim. Çünkü oyun yok, dizi yok, YouTube yok, arkadaş yok. Roblox nasıl olmaz? Roblox nasıl olmaz? Gece kahvede çay içmek dışından yapabileceğim şey kalmadı. En azından erken uyursam rüyamda şaka ormanı oynama ihtimalim var. İyi geceler. Başarmışım. Nasıl oldu bilmiyorum ama kapımı koyduktan 10 dakika sonra uykuya daldım. Sanırım telefon spor ve yemek çizik noktalarmış. Bunu yapabildiysem sırada ne var biliyorum. Soğuk duş. Uff. Kanka bu harbi zordur bu arada. Bunu hiç alışmayan bir insan sıkıntı çekebilir. Tamamdır artık, araba önünde. Bu şart. Durdum. Reklam bitene kadar ondan sonra geleceğim, tamam? Siz de hemen şu reklamları yarıda, artık bir şey söyleyeceğim. Ben de şundan rahatsız oldum. Sırf chatimdeki insanları anlayabilmek için insanların düzenli olarak bana reklam yazdığını, nasıl hissettiklerini anlamaya çalıştım. Ve kendi Twitch akontumdan çıkıp herhangi bir şekilde bir yayıncıyı izlemeye çalıştım. Ve yayını gerçekten izleyemedim. Abartılacak derecede reklam gördüm. Ve bu bana harbiden ciddi rahatsızlık verdi. Artık reklam girdiğinde söz veriyorum sizi bekleyeceğim. Çünkü bu ciddi bir sıkıntı. Eskiden bu kadar problem değildi. 1 dakikalık, 2 dakikalık reklamlar atarlardı ve bittikten sonra uzun bir sürenin sonunda reklam olmazdı. Ama şu an bakıyorum da reklamların cidden boku çıkmış. Sizin gözünüzden Twitch'i gördüm. Bu yüzden her reklam yazdığınızda duracağım. Problem yok. Şu an bu reklam varmış gibi. Hiç şaşırmadım. Varmış gibi düşünün. Ben 2 dakika bir çay koymaya kadar gidiyorum, geleceğim. Tamam. Devam ediyorum videoya. Çay koydum, geldim. Arkada video çekebilirim. Ama arabam yok. Aa, satın aldığım ilk ürün geldi. Bu beni bayağı meşgul eder. Evet, ilk günde piyano çalışım böyle. İsomaki bana disim attı. Hemen gidip bakıyorum. Kusura bakmayın, videoyu yarıda böldüm. Alo. Yarramın oğlu bana dis atmışsın, doğru mu? Yok ya, bu ufak bir şaka yaptık sadece. Söyle bakalım, şakanı dinliyorum. Anlat bana şakanı. Klibi varsa klibini atsınlar, şaka. Yok, klibi söylemeye bence gerek büyük, yok. Bence büyük ayıp yaptı bu. Arkamdan söyleyebilecek kadar cesaretin varsa yüzüme de söylemelisin bence. Hayır yani şimdi hadi bakalım. Nasıl söyleyebilirim şu an, anladın mı? Az önceki söylediğin şeyi tekrar edebilirsin mesela. Devam et. Diğeri de Ebo dedim. Ama tamam. Hani bir hadi bakalım. Klip vardı işin içerisinde, anladın mı? Tamamdır, klip neydi o zaman, söyle. İşte bir satmak kolay, hesap vereceksin. Abi bu açıklayamasa ben açıklarım senin yerine. Tamamdır, sen açıkla kardeşim, senden dinliyorum. Buyur. Ayıp abi şimdi bence. Bu Eldorne diye bir yayıncı ablamız var ya. Evet. Chat'ten birisi ablamıza şey demiş. Abla bir araba ismi söyler misin? Eldorne ablamıza şey diyor. Instagram'ı takip ediyorsanız benim sevdiğim iki araba var diyor. BMW diyor ve Edit giriyor oraya. Biz de şey diyoruz. İkinci araba ne diye düşünüyoruz. Sonra İsmail diyor ki Evo diyor. Hiç şaşırmadım. İzyonsuz yarrak gibi şakalarınızdan dolayı sizin ikinizi yukarı attım ve kulaklığımı mikrofonumu kapattım. Display'e sayılmayacak kadar vizyonsuzsunuz. Allah belanızı ver. Devam ediyorum. Videoyu bir daha böyle aptalca bir şey için bölmeyeyim. Bu diz sayılmaz. Bakalım bir ay sorun olacak. Saat daha 11 ve her şeyi bitirdim. Uykuya halen 12 saat var. İyiyim. Dışarıda sosyalleşirim. Epik hak izanı. Girmem lazım. Sen mi? Hayır. Onu lan. Bu ne? Evet, herkesi de çekecek bir şey kalmadı. En iyisi köye giderim. Ha. Yara bak. Bu arada bu yengem. Kendisi bu köyde yaşıyor. Ne yapayım yenge, işte köye geldim, video çekim yapıyorum şu an. Şey gibi otum otu ormanı falan çekiyorum. Çay içeceğim mi kakali? Kakali! Matanya yenge şapanya. Bir de çekeyim ya. Kakali. Kanka Resident Evil Village'deki köy mü bu kanka? Bu bebekler valla ödümü kopartır. Ben bakamam ha buraya.
Güzel oğlum ortam işte, ne kadar güzel sahneye. Ortam, tamam, bu bayağı doğa, iyi geldi. Hayvanlarla iç içesin işte, daha ne olsun. Sanırım hayatımda ilk defa düzen sahibiyim. Erken kalktım, soğuk duş aldım, çalıştım ve 4 gün Jungle Shock oynamadım. Bunları ne kadar video için yapmış olsam da... İyi hissettiriyor. Harbiden artık mutluyum. Evet, hasta oldum. Geçmiş olsun. Sanırım bünyem bu kadar sağlığı kaldıramadı ve dışarıda sağanak yağış var. Bu bayağı kötü oldu. Ama iyi ki satın aldığım ikinci ürün geldi. Kitaplar! İrade terbiyesi, yaratıcı özgüven ve Steve Jobs gibi düşünmek. Lütfen dalga geçmeyin. Artık yapılacak tonla şey var. Kitap, piyano, spor, annemle poker ve şu an izlediğiniz videoyu montajlamaya başlayabilirim. Montaj arasında lan oynamadığı seçmiş bir şey bilmiyorum ya. Montaj yaparken bir şey fark ettim. Bir adam var ve müzik bir şekilde durmadan arka planda. Şurada var. Şurada da var. Burada da çıkmış. Oğlum bu kim lan? Hep aynı yürüyüş. Durmadan ağzında sigara. Easter egg gibi çok ilginç. Yağmur bittim ve zaten bol bol zamanım var. O adamı video için bulmam lazım. Hiç şaşırma. Oğlum çok epik bir olay bu arada. Yanlış adam. Oğlum harbiden buldum lan. Adamı 20 dakikadır takip ediyorum ve birlikte herkesi de 3 tur attık. Bu easter egg çok nadir ve bunu hepimizin adına öğrenmem lazım. Aynısını öğretmeye pardon abi. Sen kimsin? Beklemem abi. Adam sadece para istedi ve yoluna devam etti. Hiç kimseyle arkadaş olamıyorum. Artık bu maddeyi halletmem lazım. Arkadaş aranıyor. Evet, bulamadım. Ama eve doğru giderken yavru bir kedi buldum ve yemekle kandırıp arkadaşım olması için aldım. Yavru abi. Artık senin sahibinim. Adın da Pirim çünkü seni izlenmek için kullanacağım. Şaka şaka, lütfen arkadaşım. Günaydın. Pirim. Ya, gerçekten çok farklı hissediyorum. 2 hafta oldu ve kimsenin storiesini izlemedim. Gündemde ne var bilmiyorum. Ve kimseyle kendimi kıyaslayıp özgüven düşünmedim. Sadece ailemi görüyorum. Ve bence ben daha yakışıklıyımdır alemden. Yap, herhalde. Kim video attın? Yayıncılar ne yapıyor? DM'lerimde neler var? Hayattan kopmuş gibi duruyorum. Ve bu hoşuma gitmeye başladı. Ama önümde halen 15 gün var. Daha çok çalışmamız lazım. Sanırsam en iyisi ya. Sanırsam YouTube'un en iyisi değil mi? Galiba öyle. Harbiden öyle. Kabul etmeli. Her gün aynı şeyleri yapmaktan kustum. Kusmamaya çalışıyorum şu an. Kitapların ikisi bitti. Piyano çalmak şu anlık böyle. Evet, etkileyici ama sadece bunu öğrendim. Yaklaşık 5 kilo gittim. Ama vücudumu sonunda göstereceğim. Ben gerçekten her şeyden bıktım. Ama neyse ki gezmek için aldığım bilet yarın ve Türkiye'de en eğlenebileceğim yere gidiyorum. Tahmin et, 3 saniyem var. Ankara pavyon. İstanbul. Evet, çok beklenmedik. Hadi gidelim. İrak ip çökmüş. Agam be. O zamanlar video mu çekiyordun acaba? Videoyu çekimine mi denk gelmişim? Hayır. Çok... Reklam mı? Okey. Bekliyorum. Bir boni von aşırıda. Bekliyorum. Şaşırmadım. Reklam bitince bitti yazarsınız. Oh. Bir boni von aşırıda. Tam bitmiş. Okey, devam ediyorum. Girdi. Haftalardır aynı şeyi yapıyorum. Ve İstanbul beni daha da kötü yaptı. Bana gerçek bir değişiklik lazım. Yalnız kalmam lazım. Sessizlik lazım. Başkasının evi olmaz. Heyecanlı olmaz. Kahve. Halısı olsun. Bir dakika. Orası. Çok sessiz görünüyor. Bu arada gerçekten dudağı 20 yıldır görüyorum. Düğünde, bisikletten, halı sahadan, spordan. Acaba en tepesi sessiz midir? Oğlum gittin mi harbiden oraya ya? Tamam bakalım gideceğiz. Aa bayıra bak. Buraya bisiklete çıkamam. Bu büyük bir hataydı.
Bir saati geride bıraktık. Ve büyük bir sıkıntımız var. Hat çekmiyor. Devam edelim. Dön. Su. Su gör. Su buldum. Dinleniyorum. Lütfen mahallesi hoş geldiniz. Bu bayır ne? Geliyorum. Az kaldı. Yeter artık, bayır istemiyorum. Geldim. 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 Oo. Başardım. Çok güzel. Tepede iki bayrak ve bir tane türbe vardı. Ve ilk defa yıldızları bu kadar temiz gördüm. Ama bu görüntü benim değil. Çünkü kameram böyle çektim. Kameram iyidir ve gece oldu. Evet. Evet abi, yürürük geldim ya. Abi aşağı ineceksen beni de alır mısın acaba? Diğer yer varsa arabada. Ucunu kattık. Hadi eve gidelim. Sen aklını kaçırmışsın Sani. Bisikletim. Bayağı iyi bisikletim. Abi. Bisikletim nerede? Ya bir tane daha çıkacağız. Sessiz kalacağız. Böyle çekeceğiz. Seni bulacağız. Sessizlik kaybettim. Bak işte gerçekten mahvet. Evet. Uzun zaman yalnızlık istemiyorum. 30. gün. Biliyorum bir anda sona geldik ama harbiden anlatacak bir şey kalmadı. Bisikleti halen bulamadık. Dağdan kalan ağrılarım geçmedi. Ve yine aynı şeyleri yaptım. Her sabah koşuya çıktım. Soğuk duş, spor, kitap, araba önünde video. Ve işte buradayız. 10 dakika sonra her şey bitiyor. 8 kilo verdim. Vücudum ona dönüştüm. Ve sınırım spor dünyadaki en önemli şey. 4 kitap bitirdim. Ve Piyano için şu videodaki çocuktan ders almaya başladım. Dur. Tonun yanmış. Nasıl yanlış oğlum? Yalan olur bir iki. Senin gibi nasıl söylesin çocuk? Amına koyduğum çocuk senin gibi nasıl söylesin? Sen ne gaddar bir adamsın ya. Merhametsiz herif, adam senin gibi. Bu ses tonu zaten kaç kişide var hayatta da adama bir de yanlış tondan diyor ya. Gaddar oğlum bu ya. Adama niye söyledin? Arkadaşım benim, sana ne söverim? Şimdi de sana söverim. Senin de amına koyayım. Evet, bunun için daha fazla zamana ihtiyacım var. Bolca gezdim, daha da ölüyordum. Artık kedim var, yeni şapkam var. Akgezi'yle özdeştim, halen arkadaşım yok. Ve en önemlisi, ilk defa yaşıyormuş gibi hissettim. Evden çıkıp çimene dokunduğumda sınırsız potansiyeli bir yaşamı daha çarpıcı hissediyorsun. 10 dakika bitti. En merak ettiğim kısma geldim. Bakalım sosyal medya bir ay sonra nasıl hissettirecek. Çok kötü. Bu ne? Artık senlik bir yer değil mi? İzlemediğim yüzlerce story, videolar, yayınlar, meme'ler, gündem. 30 gün boyunca hiçbir şey tüketmedim. Savaş cebeci dayak yemiş ve bunu bile kaçırdım. Kırarım kolunu bana. Hadi başla. Ama gerekti, var mıydı ki? Evet, duygularım fazla karıştı. Toparlamam gerek. Tamam, sanırım şunları hissediyorum. Kısa videolar güzel. Ya da bir el Valorant ve ekiler. Ama bunları hayatımın merkezine koyup gerçekliği, binlerce deneyimi ve saf mutluluğu yok edemem. Hayallere ve kendime zaman ayırırken eğlenebilmenin de dengesini kurmam gerek. Yani bu çikolatayı yememeliyim. Ve bu hormonu daha sağlıklı salgılamalıyım. Mesela video çekerek. Bir dakika, ben en başından beri dopamin mi salgılıyorum? Tamam, paran hazır. Bağımlılıklardan uzak dur. Yeni şeyler dene. Ve her şeyi dengede tut. Bu çok klişe ve biraz zaman alacak biliyorum ama bir yerden başlamam gerek. Ve ilk hedef yeniden video üretmek. 7 ayın sonunda geri geldim. Burayı gerçekten özledim. Evet, ayarı kapatmak istiyorum. Oğlum ben de vardım lan burada. Beni niye koymadın kanka? Beraber gidelim. Dün elma almıştım da onu diyecek. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Harbiden en iyi ya. Açık ara en iyi.